hepinize sevgi ve sevinç ve heyecan dolu koskoca bir merhaba arkadaşlar. Hepiniz bugün de Nora ablanızın programına, yani Sat 7 Türk Çocuk programına hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Sizi gerçekten çok özlemiştim. Biliyorsunuz ki bir günle bir gün arasında bile sizleri çok özlüyorum. Çünkü sizinle zaman geçirmeyi çok seviyorum sevgili arkadaşlarım. Ben bugün yine çok sevinçliyim. Çok heyecanlıyım. Çünkü yeni bir döneme girmemizin heyecanını yaşıyorum üzerimde. Artık arkadaşlar zor günleri geride bırakmaya çalıştığımız bir dönemdeyiz. Tanrı gerçekten ülkemizde ve dünyamızda yavaş yavaş hastalıklara şifa veriyor. Bu salgın hastalık biraz daha iyi duruma gitmeye başladı. Ama şunu asla unutmayın ki her zaman hijyeninize dikkat etmeniz gerekiyor. Dışarı çıkarsanız bile arkadaşlar etrafınızda gördüğünüz şeylere çok fazla dokunmamaya çalışın ve ellerinizi yüzünüzü sık sık yıkamayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi sizlere bir sorum var. Bu yeni döneme hazırlanırken acaba sizlerin hedefleri, planları var mı bu yeni dönemle ilgili? Neler tasarlıyorsunuz kafanızda acaba? Bu yeni dönemde neler yapmak istiyorsunuz? Özellikle uzun zamandır gerçekleştirmek istediğiniz bir planınız, bir hayaliniz var mı diye sormak istiyorum sizlere. Ve şunu da eklemek istiyorum. Plan yapmak, kendimize hedefler koymak, hayaller kurmak her zaman çok güzeldir. Ama bazen kendimize hedefler koyduğumuz zaman ve hatta bunları bir yerlere yazdığımız zaman hedef demek bir amaç demek. Yani bir yere ulaşmak, bir şeyi gerçekleştirmek. Mesela ben yarın erken kalkacağım demek gibi. Ya da ben bu noktadan bu noktaya yürüyeceğim demek. Buraya ulaştığınız zaman, buraya kadar yürüdüğünüz zaman hedefinize ulaşmış oluyorsunuz. Böyle zamanlarda arkadaşlar hedeflerimiz ve planlarımızı gerçekleştirmek için o şey için çabalamamız gerekiyor. Yani mesela okuldaki derslerimizden iyi not almak istiyorsak gerçekten ders çalışmamız gerekiyor ve aynı zamanda tabii ki Tanrı'dan yardım istemek, dua istememiz gerekiyor. Şimdi sizlere bunu soruyorum, merak ediyorum. Bu dönem için hedefleriniz var mı? Planlarınız var mı? Ve bu hedeflere yaklaşmak, ulaşmak için neler yapıyorsunuz? Aynı zamanda plan yapmak, kendimize hedefler koymak her zaman ne istediğimizi bilmemiz için, neleri istediğimizi kendimize hatırlatmak için çok önemli bir şeydir. Birazdan bunun hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Ama şimdi gidelim, şöyle güzelce Ege'mizi izleyelim, yeni bilgiler öğrenelim. Sonra da burada birlikte oturalım, konuşalım. Çok fazla havuç yerseniz vücudunuz turuncumsu bir renge döner. Bunun nedeni karoten maddesidir. Gerçi bu bilgiye göre tavşanların beyaz değil turuncu olması gerekmez miydi? Ve ayrıca turunculuk burundan başlar. Dalmaçyalılar beyaz renkli doğar. Benekleri sonradan oluşur. Doğum lekesi olmadığına şaşırırım ben. Dünyadaki en yaygın göz rengi kahverengidir. Kahverengi göz aslında mavi gözdür. Gözlerinin üstündeki melanin pigmenti yüzünden kahverengi gözükür. Aslında en sağlıklı rengi siyahtır. Diğer renkler pigment eksikliğinden oluşur. Siyahi kişilerin saçları kıvırcıktan başka şekilde olamaz. Genetik olarak bu mümkün değildir. Tabii kuaföre gidip düzeltmezlerse. Dünyadaki tüm okyanuslar 8 milyar tane olimpik havuzu doldurabilir. Bence okyanusları koca bir havuza çevirmek keyifli olabilir. İçindeki köpek balıklarını ve tuzu çıkarmak şartıyla. Sevgili arkadaşım, şimdi Ege'yi izledik. Ege'ye buradan senin adına ben çok teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşım, eğer hazırsan ben 3'ten geriye doğru sayacağım. Görevimizi konuşacağız, görevimizi göreceksiniz. Çünkü zaten benim az önce söylediklerim, bir hedef listesi hazırlamak, bir plan listesi hazırlamak bugünkü görevinizle ilgili sevgili arkadaşım. Hadi bakalım sen de bana eşlik et, 3'ten geriye doğru sayalım ve ondan sonra ekranda görevimizi görelim. 3, 2, 1... Görevin önümüzdeki dönem için bir hedef listesi hazırlamak sevgili arkadaşım. Bu listeyi gerçekleştirmek istediğin planlarını, yapmak istediğin şeyleri düşünerek ya da hayatında değiştirmek istediğin bir şeyler varsa bunları düşünerek kendine yeni bir liste hazırlayabilirsin. Ve bunu yaparken bence kendi arkadaşlarından ya da büyüklerinden, annenden, babandan, öğretmeninden ya da birilerinden, abin, ablan, kuzenlerin varsa onlardan fikir alabilirsin. Yardım alabilirsin sevgili arkadaşım. Şimdi
ben sana bir örnek hazırladım ve birkaç tane şey yazdım bu listeye. Sen belki bunları çoğaltabilirsin, çıkarabilirsin, yenilerini yazabilirsin. Tamamen özgürsün ama ben şimdi sana listemden birkaç şey paylaşacağım. Mesela hedef listelerinden bir tanesi şu olabilir. Her sabah kalktığımda Tanrı'ya hislerimi ve yaşadıklarımı anlatmak. Bu benim için de geçerli. Aslında bu benim hedef listem. Şimdi bazen sabahları erken kalkmak istemiyoruz. Kalktığımız zaman ilk başka şeyler yapmak istiyoruz. Oyun oynamak istiyoruz. Başka şeylerle uğraşmak istiyoruz. Ama en önemli şey Tanrı'yla güne başlamak. O yüzden benim bu dönem, yeni dönemde yapmak istediğim şeylerden biri. Bunun için çabalayacağım ve bunları yapmaya karar vereceğim. Her sabah kalktığımda Tanrı'ya hislerimi ve yaşadıklarımı anlatmak. Yani dua etmek. Bir diğer yapmak istediğim şey, hedef listemde bulunan, birine kızdığımda geçmesi için hemen dua etmek. Çünkü bazen ne yapıyoruz? Birine kızıyoruz ve o kızdığımız için o duygumuzu hissetmeye devam ediyoruz. Ve o duygumuzun bize yaptırmak istediği şeyleri yapıyoruz. Mesela birine kızıyoruz ve o duygu bize diyor ki bu arkadaşına küsmelisin ya da bu arkadaşına bağırmalısın diyor bize. Ve biz ne yapıyoruz? Onun peşinden gidiyoruz. O zaman arkadaşlar bu mesela benim değiştirmek istediğim bir şey. O zaman Tanrı'dan yardım alarak, Tanrı'ya dua ederek ve özellikle bu konuda çabalayarak, karar vererek. Mesela birine kızdığımda hemen yapmak istediğim şeyi yapmaktansa biraz bekleyerek, o an sakinleşmeyi bekleyerek davranabilirim. Ve istiyorum ki bu dönem hedeflerimden biri birine kızdığımda geçmesi için hemen dua etmek. Çünkü o zaman Tanrı bana yardım edecektir eminim. Ve bir diğer hedefim her gün en az 2 sayfa kitap okumak. Hangi kitap olduğunu bir önemi yok. Tabii ki de senin için yararlı kitapların olması önemli. Ailenden izin alarak seçtiğin kitapları okumalısın. Ama her gün en az 2 sayfa kitap okumaya karar vermek. Mesela demek ki ben kahvaltı saatimden sonra okul derslerimden hemen öncesinde 2 sayfa kitap okuyacağım. Buna karar verip bunu yapabilirsiniz ama bunu uygulamanız gerekiyor. Kararlı olmanız çok önemli. Mesela bir başkası. Bir hobi edinmek. Mesela resim çizmek, dans etmek, bir enstrüman çalmayı öğrenmek. Gitar, flüt, piyano hiç fark etmez. Bitkiler veya hayvanlar hakkında düzenli araştırma yapmak gibi bunlar senin hobilerin olabilir sevgili arkadaşım. Ve bir sonraki hedef listemdeki hedefim bu yeni dönem için yapmak istediğim şey. Dışarı çıktığımda etrafımı daha fazla incelemek. Çünkü artık uzun zaman doğadan ayrı kaldıktan sonra anladım ki aslında doğada olan şeyler, etrafımı daha çok incelemek, insanları, etrafımı daha çok incelemek bana yeni şeyler öğretiyor. İşte bu yüzden sevgili arkadaşım bu dönem yapmak istediğim şeyler, çabalayacağım şeyler bunlar. Sen de kendi hedef listeni hazırla ve bizlere gönder. Biz de heyecanlı bir şekilde senin hedef listeni görelim ve sana yardım edebileceğimiz bir konu varsa sevinçle yardım edelim. Şimdi haydi bakalım arkadaşım. Bir taraftan sen hedeflerini düşünürken gidelim şöyle güzelce bir kumdaki hikayeleri izleyelim, dinlenelim. Ondan sonra zaten burada yine birlikte buluşacağız. Çevremizdeki bütün güzellikleri ve her şeyi Tanrı yarattı. Yeri ve göğü yarattı. Denizleri ve nehirleri de. Güneşi ve ayı yarattı ve bütün yıldızları. Tanrı bitkileri, ağaçları ve güzel çiçekleri bizim için yarattı. Yeryüzünü tamamen yarattıktan sonra Tanrı sudaki hayvanları yaratmaya başladı. Ve gökteki kuşları. Son günde yerdeki hayvanları yarattı. Her şey yaratıldıktan sonra Tanrı Adem'i topraktan yarattı ve ona yaşam nefesi verdi. Adem Tanrı'nın yarattığı ilk insan oldu. Tanrı Adem'i yarattıktan bir süre sonra
Adem'in yalnız kalması iyi değil, ona uygun bir yardımcı yaratacağım dedi. Ve Tanrı Adem'i derin bir uykuya yatırdı. Adem'in kaburgalarından birini alarak Havva'yı yarattı. Ve ikisi de Aden cennetinde mutluluk içinde yaşadılar. Tanrı onlara seslenerek iyi ile kötüyü bilme ağacından yememelerini, eğer yerlerse öleceklerini söyledi. Fakat bir gün yılan Havva'ya gelerek, "Gerçekten Tanrı bu cennet ağaçlarından yememenizi mi istedi?" diye sordu. Havva yılana, "Tanrı bize cennetteki her ağaçtan meyve yiyebileceğimizi, sadece iyi ile kötüyü bilme ağacından yemememizi, eğer yersek öleceğimizi söyledi." dedi. Yılan dönüp Havva'ya şöyle dedi, "Hayır, ölmezsiniz. Bu meyveden yerseniz siz de bu ağaç gibi iyi ve kötüyü öğrenmiş olursunuz." diyerek Havva'yı kandırdı. Havva elini uzatıp meyveyi aldı ve ısırdı. Ayrıca Adem'i de ikna ederek yemesini sağladı. Bir anda Adem ve Havva kendilerinin çıplak olduklarını fark etti. Ve telaşla gidip incir yapraklarıyla örtünerek ağaçların arkasına saklandılar. Daha sonra Tanrı Adem'e seslendi. "Neredesin?" Adem şöyle cevap verdi. "Sesini duydum ama korktum. Çünkü çıplağım." dedi. Tanrı Adem'e sordu. "Çıplak olduğunu kim sana söyledi? Sen size yasakladığım ağaçtan meyve yedin." Adem utanarak, "Aslında Havva beni yemem için ikna etti. Havva da kendini savunmak için, aslında yılan beni bu ağaçtan yemem için kandırdı." dedi. Tanrı bunun üzerine yılanı lanetledi ve ömür boyu karnı üzerinde sürünerek yaşamasını emretti. Havva'ya üzüntü ve acı duygularını verdi. Adem'in de bundan sonra zorluklar içinde çalışarak yaşamayı öğrenmesini istedi. Daha sonra Tanrı, Adem ve Havva'yı cennetten kovdu. Meleklerini de koruyucu olarak cennette bıraktı. Adem ve Havva cennetten kovulduktan sonra yeni hayatlarına başlamak için yeryüzüne indiler. Bu bölümün de sonuna gelirken hep birlikte şu güzel ayetle veda edelim. "Bunun için Tanrı'ya bağımlı olun, iblise karşı direnin, sizden kaçacaktır." Yakup'un Mektubu 4. bölüm 7. ayet. Sevgili arkadaşım, Tanrı'nın sözünde seninle birlikteyiz. Şimdi kaldığımız hikayenin devamını getireceğiz birlikte. Benim en sevdiğim bölümlerden birindeyiz. Mesih'in dünyaya gelişi, İsa Mesih'in dünyaya bir bebek olarak doğuşu ve o dönemde neler yaşandı, insanlar ne tepki verdiler. Bizler bir önceki bölümde bir yıldızdan bahsetmiştik. Tanrı'nın gökyüzüne kocaman parlak bir yıldız yerleştirip bu haberi kendi oğlunun dünyaya gelişini, yani aslında kendisinin beden alıp dünyaya gelişini, bir bebek olarak dünyaya gelişini insanlara haber verdiği bir kutlama partisi ışığı gibi düşünmüştük bunu. Ve çobanlardan bahsetmiştik. Tanrı nasıl çobanlara haber verdi? İnsanlar çobanları önemsememesine rağmen Tanrı çobanlara ne kadar çok değer veriyordu? Bunun hakkında konuşuyorduk sevgili arkadaşım. Ve nerede kalmıştık? Evet, demiştik ki çobanlar bir ateşin etrafında öylece dururken birdenbire Tanrı onlara gönderdiği meleklerini bakalım fark edecekler miydi? Çünkü Tanrı onlara özel meleklerini gönderdi ve o meleklerin onlara özellikle haber vermesini istedi. Belki bir şarkı söyleyerek ve acaba bakalım çobanlar neler yaptılar? Tanrı çobanların çok önemli olduğunu düşünüyordu, biliyoruz bunu. Çünkü iyi haberi ilk önce onlara söylemeyi seçti.
O gece çobanlar açık arazide ateşin yanında ısınmaya çalışırken birdenbire koyunlar etraflarında koşuşturmaya başladı. Bir şeyden korkmuşlardı, yani değişik bir şey görmüşlerdi bence. Etraftaki zeytin ağaçları da hışırdamaya başladı. Bir gariplik vardı, çobanlar ne olduğunu anlamıyorlardı. Ne oluyordu? Kanat çırpma sesi miydi o? Pırr diye bir ses mi geldi? Bakmak için döndüler. Önlerinde karanlığın içinde parlayan kocaman bir ışık savaşçısı vardı. Yani kocaman bir melek. Benden korkmayın dedi parlak adam. Size zarar vermeye gelmedim. Her yerdeki herkes için mutlu bir haber getirdim. Bugün Davut'un kentinde, yani Betlehem'de Tanrı'nın oğlu doğdu. Gidip onu görebilirsiniz. Bir yemlikte uyuyor. Meleğin arkasında sanki ışıldayan bir bulut vardı. Ama aslında bir bulut değildi. Bir dolu melekti. Yani koskocaman bir melek ordusu insanların değer vermediği çobanların yanına kadar gelmişti. Çünkü Tanrı çobanlara çok değer veriyordu. Işık giyinmiş sürülerce melek muhteşem bir şarkı söylüyorlardı. Tanrı'ya övgüler olsun. Şan, onur ve bütün alkışlar Tanrı'ya aittir. Sonra da birdenbire geldikleri gibi birdenbire gittiler. Burada bir şarkı söylediler. Sanki şöyle miydi acaba? En yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun. Hoşnut kaldı insanlara. Esenlik olsun. Belli ki Tanrı çobanlardan çok hoşnuttu. Bu mutlu haberi ilk onlarla paylaşmak istediğine göre. Sonra da birdenbire geldikleri gibi gittiler melekler. Çobanlar hemen ateşlerini söndürüp koyunları bırakıp çimli tepeden aşağı koştular. Betlehem'in kapılarından girip daracık kaldırım taşlı sokaklarından koşarak bir avluya girdiler. Merdivenleri hoplaya zıplaya inerek hanı geçtiler. Köşeyi döndüler. Duvarların üstünden atlayıp sonunda eski püskü ahırı buldular. Mesih'in, İsa Mesih'in yattığı ahırı. Durup soluklandılar. Çünkü çok yorulmuşlardı. Sonra da parmak ucunda yürüyerek sessizce içeri girdiler. Yere çömeldiler. Söz verilmiş çocuk hakkında duymuşlardı. Ve işte gelmişti. Sonunda ona kavuşmuşlardı. Göklerin oğlu, yıldızların yaratıcısı, annesinin kucağında uyuyan tatlı mı tatlı bir bebek. Bu bebek karanlık gökyüzünde parlayan o yıldız gibi olacaktı. Tüm dünyayı aydınlatacak bir ışık, karanlığı kovalayan, insanların görmesine yardımcı olan bir ışık. Gece ne kadar kararırsa da yıldız o kadar parlayacaktı. Evet sevgili arkadaşım, bugün seninle paylaşmak istediğim hikaye böyle. Tanrı İsa Mesih dünyamıza geldiğinde dünyamızı ne kadar çok parlattığını asla unutmayın, olur mu? Onun melekleri bile, Tanrımızın melekleri bile bu haberi vermek için bu kadar parlak bir şekilde dünyaya geldiler. Bir de düşünün ki Tanrımız acaba dünyayı ne kadar çok aydınlattı. Bugünlük seninle paylaşmak istediğim hikaye bu kadar sevgili arkadaşım. Bu hikayeyi güzel güzel düşün. Bizler seninle yine buluşacağız. Bir sonraki bölüme kadar kendine iyi bakmanı istiyorum. Ama ben sana veda ederken seni ben şimdi çok sevdiğim iki arkadaşımın yanına gönderiyorum. Haydi bakalım hep birlikte gelin Ne ve Z'yi izleyelim. Ve bir sonraki bölümde daha sonra buluşacağız. Hoşçakalın. Ne oldu Zi? Yeni bir şeyler görmüş gibisin. Hayır, hiçbir şey değişmemiş. Ona şaşırıyorum. Koskoca sezon arası verdik. Koskoca mı? Yani o kadar da uzun bir ara vermedik aslında. Olsun olsun, yine de ara verdik. Döndüğümüzde dekor değişmiştir diye düşündüm. Sonuçta zaman geçti, gitti. Evet Zi, zaman geçip gidiyor. Ama her şey değişmiyor. Hatta dahasını söyleyeyim mi? Söyle lütfen. Vaizin dediği gibi hiçbir şey değişmiyor. Ve az önce yaptığın gibi gerçekten bu durum hem şaşırılacak
hem de hayran olunacak bir bilgelik. Süleyman'ın bilgeliği. Aradan 1000 yıl geçmiş olsa dekor yıkılmış, çürümüş, bina değişmiş, yok olmuş olabilir. Ama aslında her şey hep aynı. Oo, kafam durdu. Yoruldun mu? Aa, vaiz de öyle diyor zaten Zihi. Her şey yorucu, sözcüklerle anlatılamayacak kadar. Güneşin altında yeni bir şey yok diyor. Gerçekten wow. Teşekkürler mi? Yeni sezona dönecek olursak çok sıkı hazırlandığımı belirtmeliyim. Belirtmene gerek yok kardeşim, eminim ben. Sözünü tutarsın. Ama önce ilk iki yolculuğu anlattığımız ilk sezona dair kısa bir özet geçelim. Dur. Doğru mu yanlış mı da soracağım. Aslında ondan bahsettim biliyorum. Ya. Bak şimdi ne oldu mi? Özet geçmiyor muyduk? Evet de. Tamam yani... o zaman doğru mu yanlış mı geliyor? Doğru mu yanlış mı? Peki tamam hadi. Elçi Pavlus Tarsuslu bir Roma vatandaşıdır. İsa Mesih'in müjdesini yaymak için toplamda 4 yolculuk yapmıştır. İlk ikisini ilk sezonumuzda anlatmıştık. Pavlus, Barnabas, Timoteos ve Silas ile birlikte birçok yere gitmişti. İncil'de elçilerin işleri bölümlerinden öğrendiklerimizi tarihsel kaynaklarla pekiştirip Aziz Pavlus'u Roma'da, Atina'da, Kıbrıs'ta, Antakya'da ve daha birçok yerde takip ettik. Gördük ki hem müjdeyi yaydı hem de bu müjdeyle birçok yerde topluluklar, kiliseler kurulmasını sağladı. Doğru mu? Yanlış mı? Canım kardeşim benim. Evet doğru. O zaman ikinci soru geliyor. Hadi sor. Pavlus'un ilk yolculuğu Antakya'da başladı ve Antakya'da bitti. Yaklaşık 2 yıl sürdü. İkinci yolculuğu da yaklaşık 3 yıl sürecekti. Atina'ya bu yolculuğunda gitti. Roma valisine müjdeyi bu yolculuğunda yaydı. Bu yolculukta Antakya'da başladı ve yine burada sonlandı. Doğru mu? Yanlış mı? Doğru, bu da doğru, evet. Üçüncü sorum geliyor o zaman, hazır mısın? Hazırım Zihi, elbette. M, bu domates suyunu kardeşi için bir dikişte içer. Doğru mu? Yanlış mı? Şimdi bak... Çok kolay soru M, haydi cevapla. Bak şöyle söyleyeyim. Sen biraz düşün o zaman, ben gideceğim. Sonraki bölümde de üçüncü yolculuğu anlatmaya başlarsın. Tabii ki Zihi. Yeni sezonumuz Elçi Pavlos'un 3. ve 4. yolculuklarını anlatıyor olacak. Senin de hazırlandığın gibi. Evet, bir dikiş de içme ha. O kadar hazırladım. Tadını çıkara iç. Oh mis, puf içme. Kesinlikle içeceğimden emin olabilirsin. Tabii ki. Tarihte de bir şeyi değiştirdim. Hemen fark edersin eminim. Hadi ya. Ne oldu ki? Yok bir şey, güzel. Tamam o zaman görüşürüz. Hadi görüşürüz.